güç kimdeyse her türlü gücü, yasama, yürütme, yargı tamamını kendi elinde toplamak istiyor ve o nedenle de çok büyük bir kargaşa yaşanıyor. Bütün bu curcuna, tantana arasında insanların adalet duygusu kayboluyor, adalete olan güven sarsılıyor, hukuka olan güven sarsılıyor. Yargı kurumu sürekli iktidara ve güce göre dönen bir rüzgar gülüne dönüyor. Yani sürekli döndüğü için de baş döndürüyor ve inandırıcılığını kaybediyor. Asgari standartları yerleştirememişseniz, benim savcım senin hakimin, öbürünün polisi şunun efendim emniyet müdürü ayrımları başlamışsa, halbuki bu ülkede bizim bildiğimiz kadarıyla tek bir yargı sistemi olması lazım. Bazı dosyalar bazı emniyet görevlileri tarafından özel olarak çok özel yöntemlerle hazırlanıyor. İçinde tuzaklamalarla hazırlanan insanların özel hayatları yani tarumar ediliyor. İnsanların en mahrem yatak odalarına dahi giriliyor. İnsanlara internetten şuradan buradan temin edilen porno filmlere yani şey yapılarak üstüne fotomontaj yapılarak vesaire başka yöntemlerle çok adice, ahlaksızca saldırılar yapılıyor. Bu tür saldırılar vücudu eğer yıkmayı başaramazsa daha da güçlü kılar bilindiği üzere. Mikroplara karşı bir çeşit bağışıklık kazanır vücut ve yoluna devam eder. Daha sağlıklı bir hal alır. Kürt meselesiyle yakın alakası olduğunu ben düşünüyorum. Bu çözüm sürecinin ilk defa bu kadar yani bu Kürt sorunun barışla çözülme ihtimali ilk defa bu kadar yüksek derecede ortaya çıkmışken böyle saldırıların olmasını anlamlı buluyorum. Yani mevcut iktidarın bunu çözme kararlılığı birilerini rahatsız etmiş olmalı ki böyle saldırılar oluyor.